Ergün Diler, Gölge Boksu Öyle bir satranç masası kuruldu ki anlamak da işin içinden çıkmak da öyle kolay değil. Çok uzaklarda olsa da alınan kararlar herkese etkiliyor. Bizi de. Issız bir adada yaşamıyoruz. Hayata geçirilen bir plan tsunami gibi çok şeyi önüne katıyor. Katacak da. Dünya son şeklini almadan herkes bu tansiyonu yaşayacak. Yaşamakta da. 24 Haziran'a geleceğiz ama önce bir dışarıya bakalım. Üzerimize gelen fırtınanın arkasında kim ya da kimler olduğunu anlamaya çalışalım. İçerisi kolay. Buradakini rahat anlarız, anlatırız. Ama dışarısını bilmezsek engelleri aşmakta sıkıntı yaşarız. Açalım ve biraz da derine inelim. Çok yazdım. Önce kavga ettiklerini defalarca aktardım. Nedenleriyle ittifaklarıyla İsim isim. Sonra siyanın bombalarla Londra'yı yola getirdiğini paylaştım. Şiddetle, daha doğrusu ölümü göstererek. Buckingham geri duramadı ve anlaşma yolunu seçti. İşte kraliçe 2. Elizabeth'in Washington'a yakınlaşmasıyla birlikte Britanya'da taşlar yerinden oynadı. Buralarda buna bakanı eden yok ama sarsıntı büyük. Bu arada Jacob Rothschild hanedanlığının devamı için İngiliz siyasetini perde arkasından değil açık şekilde yöneteceğini gösterdi. Bu daha önce yaşanan bir şey değildi. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in kalbi, beyni, elleri ve ayakları Jacob Rothschild'e aittir. İngiltere'de bu bilinen bir gerçektir ama Avrupa ve Amerika'da biraz çelişkili kabul görür. Jeremy Corbyn göreve geldiklerinde bazı bankaları millileştireceklerini açıkladı. Değişik bir çıkıştı. Ancak kapsam dışında 10 bankayı bırakıyordu. Bakıldığında bu bankaların aileye ait olduğu görülüyordu. Jeremy Corbyn Rothschild'lere çalışırdı ve çok bağlı bir isimdi. Ailenin prensiydi. Peki son 3 aydır Jeremy Corbyn neler söyledi? Corbyn, iktidara geldiğimizde Kraliçe 2. Elizabeth'in yetkilerini azaltacağız. Commonwealth ülkelerinin kararlarını kraliçeden alacağız. Ancak tahtı Prens Charles'a bırakırsa sorun yok. Prens Charles, milletler topluluğunun başkanı yani tek yetkilisi olarak kalacak dedi. İlginç. Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Charles farklı düşünür. Prens Charles, Kraliçe 2. Elizabeth'in 2010'daki düşüncesini devam ettirir ve Rothschild ailesiyle dünyanın en güçlü ülkesinin Britanya olacağına inanır. Washington, Kraliçe 2. Elizabeth'i köşeye sıkıştırdı ve büyük bir ortaklık yaptı. Ancak Prens Charles aileyle birlikte kalmaya kararlı. Saray ikiye bölünmüş durumda. Haziran ayındaki erken genel seçimde muhafazakar parti oyların %42.4'ünü, işçi partisi %40'ını almıştı. İşçi partisi, perşembe günü yapılan yerel seçimlerde de aşağı yukarı aynı oy oranlarına ulaştı. Bir sonraki seçimlerde Corbyn'in iktidarda olacağı tüm iş dünyasında kabul gördü. Bu arada, Theresa May de aileye yakındır. Ancak muhafazakar parti içindeki güç hep kraliçenin kararlarını dinler ve May'in etkisi de çok güçlü olmaz. Washington ve Rothschild ailesi Britanya'da iktidarda olmak için savaş verirken Türkiye, Almanya, Fransa, İran, Irak, Ermenistan, İsrail'de de bu savaş iyice gün yüzüne çıktı. Her yerde kavga ediyorlar, kapışıyorlar. Amerikan Başkanı Trump İran'la yapılan nükleer anlaşmayı iptal edeceğini açıkladı. Devletlerin imzaladığı hiçbir anlaşma bir başkan veya siyasi lider tarafından iptal edilemez. Hele hele Trump bunu asla ve kat'a yapamaz, yaptırmazlar. Ancak Trump bu adıma attı, atmak zorunda kaldı. Çünkü Trump bu açıklamayı yapmasaydı birkaç gün içinde Beyaz Saray'dan atılacaktı, kesin ve net. Bu açıklama yapılmadan birkaç saat önce Ermenistan'da Paşinyan yeni başbakan oldu. Önceleri Fransa derin devletine çalışan ancak daha sonra operasyonla Amerika'nın kontrol ettiği bir isim haline gelen Paşinyan Pentagon'un planları için önemliydi. Yani İran operasyonu için Pentagon'un tüm saha olanakları gerçekleşti. Trump da bu açıklamayı yaptı. Yapmak zorunda bırakıldı. Resmi açıklamadan önce Trump Macron'u aradı ve İran'la anlaşmayı iptal ettiğini ilk olarak ona söyledi. Neden? Hiç düşündünüz mü? Çünkü Macron da tıpkı Trump gibi Rothschild ailesine yakındır. Pentagon İran'la yapılan anlaşmayı bozdu açıklamayı Trump yaptı. Açıklamadan sadece 23 dakika sonra İsrail uçakları Amerikalı pilotlarla Suriye rejimine ait hedefleri vurdu. İran milis güçlerinden büyük kayıp yaşadı. İran'a askeri operasyon seçeneğinde Ermenistan çok önemliydi ve Paşinyan planı başarılı bir şekilde tamamlandı. Bir numara Armen Sarkisyan, İngiltere'nin Paşinyan'da Amerika'nın istediği isimdi. Koalisyon devrede yani. Tam gaz. Irak'ta 12 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimde ibadinin kazanmaması gerekiyor. Amerika bölgede büyük baskı yapıyor. Rothschild'le ibadinin kazanması için adımlar atıyor. Irak'tan sonra büyük kapışma Türkiye'de olacak. İki güç burada da çarpışacaklar. Herkesin istediği yol farklı amaçlar da. Pentagon'la Türkiye arasında ipler koptu. Son yıllarda yaşanan pek çok olumsuz gelişme, iki müttefik ülkeyi birbirinden uzağa etti. Ailenin Türkiye içindeki planları da farklı. Başka bir yol izlemek niyetindeler. Ama iktidarın değişmemesi için her şeyi yaparlar. Yapmak zorundalar. Çünkü Türkiye'ye artan baskı ve çevreleme iktidar değişikliği meydana getirirse en büyük zararı aile görür. Amerika Türkiye'ye eskiden olduğu gibi hakim olursa Washington süper güç olarak çok uzun zaman daha yoluna devam eder aile de sıkıntılı bir döneme girer. İngiltere'yi de yanında bulamayan aile Rusya ile idare edemez. Tabii Türkiye birçok ülke tarafından hedef. Türkiye'nin stratejik konumu daha doğrusu 3 kritik denize de komşu olması değerinin daha da artmasını sağlıyor. Bu da gözleri buraya çeviriyor. Tansiyonu da artırıyor. Türkiye bölgede etkin adımlar atabilmek için seçim kararı aldı. Bu karar Türkiye için çok önemli olduğu kadar Washington ve Britanya için de son derece önemli. Eğer Ankara daha güçlü bir şekilde 25 Haziran sabahına uyanırsa Pentagon'un daha agresif olduğunu görürüz. Bir şey yapamasalar da agresif olacaklardır. Avrupa ise Türkiye ile ortaklık yapacağının adımlarını atacak, en azından işaretlerini verecektir. Almanya çoktan başladı zaten. Almanya'da da bu çekişmenin sert olduğu hissediliyor. Deutsche Bank, Volkswagen ve Bosch gibi 10 Alman markasına Amerika'dan kesilen cezaların arkasında hep Pentagon vardı. Hiç kuşku yok ki Deutsche Bank, Volkswagen ve Bosch Alman şirketleri ve devlet hisseleri olsa da hepsi Rothschild ailesine aittir. Şirketlerle ilgili kararların hepsi Londra'daki Rothschild malikanesinde alınır. Şimdi Merkel çok zor durumda. Almanya Başbakanı Angela Merkel Nisan ayının sonunda Trump'la görüştü. Ardından Pentagon'un baskısıyla Avrupa Birliği'ni alüminyum ve çelik ticaretinde yeni vergilerden muaf tutmaması halinde sert karşılık vereceğini açıkladı. Açıklamadığı konu ise Avrupa Birliği'nin 28 ülkeyle birlikte Washington'ı hedefe koyup alacağı kararlardı. Avrupa Birliği İngiltere'nin olmamasına rağmen güçlü bir yapıdır. Amerika ile ciddi bir savaşa girerse kaybetme ihtimali kadar kazanma ihtimali de vardır. Motor Almanya ve Fransa tabii. Pentagon'un İran kararları ve ambargolarını tanımayan bir Avrupa Washington'ı zor durumda bırakabilir. Avrupa ile Rusya'nın da yakınlaşması Washington için başka bir sıkıntıya yol açar. O nedenle ülkelerin alacağı kararlar Washington'ın alacağı kararlardan daha etkin sonuçlara neden olur. Olma ihtimali vardır. Avrupa da farkında, Pentagon da bunun farkında. Haliyle Türkiye'de. Deniz Baykal'ın Almanya'ya tedaviye gitmesi, Deniz Bey oradayken Afrin operasyonunun başlaması, hükümetten önemli isimlerin Almanya'da sık görülmesi, Alman devlerinin buraya yatırımda engel tanımaması, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in gelmesi, arkasından adada tutuklanan isimlerle Deniz Yücel'in salı verilmesi, Muharrem İnce'nin aday olması bu yakınlığa işaret eden olaylardan bazıları. Amerika herkesi yola getireceğini sanarak hızlı hareket ediyor. Türkiye bir eliyle Rusya, Çin, diğer eliyle de Avrupa'ya tutunmuş durumda. Yalnız değil. Karşıdakiler de şu an için Amerika, İngiltere, İsrail ittifakı. Elbette güçlü rakipler. Ama biz de burada güçlüyüz ve Türkiye Amerika'nın kontrolüne girdiği an sadece Ankara kaybetmeyecek. Pek çok batılı başkent buralara pasaportla bile giremeyecek. Türkiye bu nedenle çok önemli ve kritik bir ülke. 24 Haziran'a giderken dışarıdaki kavganın gölgesini burada göreceğiz. Net, oyunu bilin. Kavga bu. Derin güçler çatışmakta. Bize de ihtiyaç duymakta. Biz olmadan olmaz, olamaz. Eğer kendi yolumuzu çizersek kim kazanırsa kazansın bize gelecektir. Kapımızı çalacaktır. Ankara'nın yaptığı da bu. Türkiye Ermenistan değil. Burada eski oyunlar tutmuyor, ortada ama yine de dikkatli olmakta büyük fayda var. Not, tamam ve para operasyonları geleceklerinin ilk işareti. Dikkatli olup yola devam edeceğiz. Özellikle AK Parti'ye oy vermeyenler oyuna gelmemeli. Dikkat edilmeli. Bu ülke bizim, gelenler bizim iyiliğimiz için gelmiyor. Bilin bunu. Ergündiler takvim.